Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek yaptığı bir sosyal medya paylaşımında kızının uyuşturucu madde kullandığını açıklamıştı. Gözü yaşlı aile tedaviyi reddeden kızını hastaneye yatırabilmek için mahkemeden bu yönde karar çıkmasını bekliyor. Ya ölecek ya öldürecek ya bize zarar verecek. Babasına daha önce iki kez bıçaklı saldırıda bulundu. Bana defalarca darp etti beni. Çünkü bilincini kaybediyor. Yaşadıklarını böyle anlatmıştı, paylaştığı videoda bugün kameraların karşısına geçti. İlle birini mi öldürmesi gerekiyor bu çocukları? Okuldan olabilir, kafede olabilir, bir parkta olabilir. Felaketin boyutları tahminlerinizin çok ötesinde. Benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten biliyorsunuz. Psikiyatri rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda korkunç boyutlara vardı iş. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek sosyal medya hesabında kızının uyuşturucu madde kullandığını açıkladı. İşin boyutları çok daha farklı, çok daha karmaşık çünkü madde de kullanıyor. Bu insanlar adeta hani serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar. Benim çocuğum da bu durumda. Ünlü şarkıcı kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve sık sık kriz geçirdiğini söyledi. Korku dolu anlarını bu sözlerle anlattı. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Nefsinin kökeninde de bu illet var. O kadar bilincini kaybediyor ki. Çocuk yazık yani elinde olmadan bana birkaç kere melekeleri yerinde değil. Bana bir iki kere saldırısı oldu. Sarılıyor. Ayrıca Melek Bal paylaştığı kelepçeli fotoğrafta başladı mesai notunu bırakmıştı. Şarkıcı o karenin nedenini de anlattı. Kendine zarar vermemesi için gerektiği. Onda örneğin kendisi hemen o ambulanstan kafası yerinde olmadığı için paylaşıyor. Defalarca polis çağırdığını söyleyen gözü yaşlı sanatçı kızının tedavisi için mahkeme kararını bekliyor. Emniyetten arkadaşlarımız ambulans geliyor. Sıkıntımızı, evimizdeki olayları görüyorlar, şahit oluyorlar. Polisler geliyorlar, dil döküyorlar. İşte en fazla götürüp nezarethanede işte bir ifade alınıyor falan filan. Yetmiyor. Reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum. Bir mahkeme sürecimiz var. Onu aylardır bekliyoruz babasıyla. Çünkü korkuyoruz başına bir şey gelecek.